Araştırmacılar ortaya çıkan davranışlara yönelik çalışmalarında hiyerarşik organizasyon ve güçlü birleştirilebilirlik hakkındaki fikirlerini test etmek için çeşitli modelleme yöntemleri kullandı. Bu modellerden biri, bir ajanın bir şehrin sokakları gibi bir ağda rastgele dolaştığı rastgele yürüyüşün bir versiyonudur. Şehirler genellikle mahalleler içinde yoğun bağlantılı sokaklar ve mahalleler arasında daha seyrek bağlantılar içeren hiyerarşik yapılar sergiler. Araştırmacılar böyle bir ağdaki rastgele bir yürüyüşün sonucunun oldukça birleştirilebilir olduğunu buldular. Bir gezginin A mahallesinde başlayıp B mahallesinde sonlanma olasılığı makro ölçekli davranışta A veya B içinde geçilen belirli sokaklardan bağımsız olarak tutarlı şekilde kalır. Bu makro ölçekli davranışın mikro ölçekli ayrıntılardan büyük ölçüde bağımsız olduğunu gösterir. Ortaya çıkış kavramı, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarında yaygın olarak kullanılan yapay sinir ağları vasıtasıyla de test edildi. Bu ağlar genellikle bireysel nöronların durumları arasındaki mikroskobik farklılıklara rağmen verilerdeki makroskobik desenleri, örüntüleri güvenilir bir şekilde tanımlayabilen durumlar halinde organize olur. Bu ağlar içindeki karar alma süreci bireysel nöron durumlarının küçük ayrıntılarından uzaklaşarak daha yüksek bir seviyede işlenir. Bu, makro düzeyde ortaya çıkan davranışın mikro düzeydeki değişikliklere karşı dayanıklı olduğu bir tür hesaplamalı kapanışı göstermektedir. Canlı organizmalar ortaya çıkışın daha ayrıntılı bir resmini sunar. Birçok biyolojik sistem ortaya çıkan özellikler sergilerken mikro düzeydeki değişikliklerin makro düzeydeki davranışı etkileyebileceği dikey bütünleşme de gösterirler. Örneğin gen ifadesi ve protein konsantrasyonlarındaki değişikliklere rağmen kalp kası hücreleri makroskopik elektriksel darbelerle çalıştırılan bir pompa olarak tutarlı bir şekilde işleyebilir. Ancak genetik mutasyonlar gibi belirli mikro düzeydeki değişiklikler sağlık üzerinde katastrofik etkiler oluşturabilir ve mikro ve makro ölçekler arasında bir miktar bağımlılık olduğunu gösterir. Bu sızan ortaya çıkış, canlı organizmaların kısmi ortaya çıkışına izin vererek optimize edilebileceğini ve makro düzeyin gerektiğinde mikro düzeydeki ayrıntılara zaman zaman dikkat edebileceğini gösterir. Bu kısmi bağımsızlık, canlı organizmalarda tam hesaplamalı kapanış fikrine meydan okur ve biyolojik sistemlerin karmaşıklığını gösterir. Canlı sistemlerindeki sağlam makro düzeydeki davranış ile hassas mikro düzeydeki değişimler arasındaki bilgi transferi organizmaların kritik mikro düzeydeki değişikliklere yanıt verirken işlevselliğini korumasına izin veren karmaşık bir optimizasyon biçimini gösterir. Sızan ortaya çıkış çalışması tamamen ortaya çıkan sistemler ile önemli mikro-makro bağımlılıkları olan sistemler arasındaki boşluğu kapatır. Canlı organizmalardaki bu dinamikleri anlamak, makro düzeyde sağlamlık ve mikro düzeyde hassasiyet arasında hassas bir denge ortaya koyarak karmaşık sistemleri yöneten temel ilkelere dair içgörüler sunar. Makro düzeyde sağlamlık, mikro düzeydeki değişikliklere ve bozulmalara rağmen bir sistemin genel davranışının kararlılığını ve esnekliğini ifade eder. Mikro düzeyde hassasiyet ise daha düşük düzeylerdeki küçük değişikliklerin sistemin bileşenlerini önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Biyolojik sistemlerde bu iki özellik genellikle hassas bir denge içinde bir arada bulunur ve organizmaların değişikliklere uyum sağlarken işlevselliğini korumasını sağlar. Sızan ortaya çıkış, daha yüksek düzeylerdeki ortaya çıkan özellikleri tamamen kaybetmeden daha düşük düzeylerdeki dalgalanmalardan etkilenmesi durumunda meydana gelir. Gen düzenleyici ağlar, moleküler konsantrasyonlarındaki ve çevre koşullarındaki dalgalanmalara rağmen kararlı gen ifadesi kalıplarını koruyabilir. Bu sağlamlık, tutarlı hücresel işlevler ve gelişme sağlar. Sağlandıklarına rağmen gen düzenleyici ağlar moleküler düzeyde belirli sinyallere veya mutasyonlara karşı oldukça hassas olabilir. Bir transkripsiyon faktörünün konsantrasyonundaki küçük değişiklikler gen ifadesi modellerinde önemli değişikliklere yol açabilir ve yerel varyasyonların küresel davranışı etkilediği sızan ortaya çıkışı tetikleyebilir. Beynin sinir ağları yedeklilik ve esneklik yoluyla sağlamlık sergiler ve bazı nöronlar hasarlı veya inaktif olduğunda bile tutarlı bilişsel işlevlere izin verir. Bireysel sinaptik değişiklikler
öğrenme ve hafıza oluşumu gibi genel ağ davranışını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu mikro düzeyde sinaptik esnekliğin makro düzeyde bileşsel değişikliklere yol açtığı sızan ortaya çıkışı da gösterir. Uzun vadeli potansiyonda hafıza ve öğrenmede önemli değişikliklere yol açan sinaptik güçte küçük yerelleştirilmiş değişiklikleri içerir. Örneğin bağışıklık sistemini ele alacak olursak, genel sağlık ve homeostaziyi koruyarak çok çeşitli patojenlere güçlü bir şekilde yanıt verebilir. Spesifik antikorlar veya T hücre reseptörleri tarafından antijen tanınması gibi mikro düzeydeki hassasiyet, bağışıklık sisteminin çeşitli tehditlere uyum sağlamasını ve kesin yanıtlar vermesini sağlar. Bu spesifik moleküler etkileşimlerin sistemik bağışıklık yanıtını etkilediği sızan ortaya çıkışı göstermektedir. Sızan ortaya çıkış durumunda istikrar ve duyarlılık arasındaki etkileşim karmaşık sistemler açısından önemlidir. Bu kavram daha yüksek seviyelerde ortaya çıkan özelliklerin sağlamlık sağlarken daha düşük seviyelerde değişikliklere ve dalgalanmalara karşı geçirgen kaldığını, uyarlanabilirlik ve esneklik sağladığını öne sürer. Sızan ortaya çıkış biyolojik sistemlerin hem kararlı hem de uyarlanabilir olmasını sağlayarak evrimi ve değişen ortamlarla başa çıkma yeteneğini kolaylaştırır. Bu denge türlerin hayatta kalması ve evrimi için çok önemlidir. Sızan ortaya çıkışı anlamak, işlevselliği değişkenlik içinde sürdürmenin önemli olduğu yapay zeka ve sentetik biyoloji gibi sağlam uyarlanabilir yapay sistemlerin tasarımında yardımcı olabilir. Sızan ortaya çıkışa ilişkin içgörüler, kişiselleştirilmiş tıp ve hedefli terapiler gibi makro düzeydeki sonuçları etkilemek için mikro düzeydeki süreçleri hedefleyerek tıbbi müdahaleleri iyileştirebilir. Kısmi ortaya çıkışı simüle etmek için hem mikro düzeydeki değişiklikleri hem de bunların makro düzeydeki etkilerini yakalayan hesaplamalı modeller tasarlamamız gerekir. Burada karmaşık sistemler teorisi, etken tabanlı modelleme ve makine öğreniminden gelen ilkeleri kullanarak bu tür modeller için genel bir çerçeveyi ana hatlarıyla belirteceğiz. İlk olarak sistemimizin bileşenlerini hem mikro hem de makro düzeyde tanımlamamız gerekir. Mikro düzey varlıklar etken bir ağdaki düğümler veya bir şebekedeki hücreler olabilir. Her varlığın yerel kurallar ve etkileşimlerinden etkilenen bir dizi durumu ve davranışı vardır. Mikro düzey özellikler, mikro düzeydeki varlıkların kolektif davranışından kaynaklanan ortaya çıkan özelliklerdir. Örnekler arasında desenler, yapılar veya genel sistem performansı bulunur. Daha sonra mikro düzeydeki varlıkların etkileşimlerini ve durum geçişlerini yöneten kuralları belirtiyoruz. Bu kurallar şunları içerir. Varlıkların yakın komşularıyla veya belirli bir aralıkta nasıl etkileşime girdiğini gösteren yerel etkileşimler. İkinci olarak mikro düzeydeki varyasyonları ve belirsizlikleri simüle etmek için rastgeleliğe sahip stokastik elemanlar. Üçüncü olarak da dinamik ve doğrusal olmayan davranışları yakalamak için hem pozitif hem de negatif geri bildirim mekanizmaları. Makro düzeydeki davranışları gözlemlemek ve ölçmek için sistemin ortaya çıkan özelliklerini yansıtan temel gözlemlenebilirleri tanımlayacak olursak. İlki mikro düzeydeki varlıkların etkileşimlerinden ortaya çıkan mekansal veya zamansal desenler. İkincisi sistemin verimliliği, sağlamlılığı ve uyarlanabilirliği gibi nicel ölçümler. Simülasyonları çalıştırmak, sonuçları analiz etmek ve mikro düzeydeki değişimlerin makro düzeydeki davranışları önemli ölçüde etkilediği koşulları belirlemek için hesaplamalı araçlar kullanmaktayız. Örneğin kısmi ortaya çıkışı simüle etmek için ajan tabanlı bir model oluşturulur. Ajanların bir ortamda etkileşimde bulunan bireysel organizmaları temsil ettiği basitleştirilmiş bir ekosistem kullanılır. Burada mikro düzey varlıklar, enerji düzeyi, sağlık ve konum gibi durumlara sahip ajanları, organizmaları temsil eder. Makro düzey özellikleri ise popülasyon istikrarı, mekansal dağılım ve kaynak kullanımı ifade eder. Simülasyon adımlarına gelecek olursak, kaynakların rastgele dağıtıldığı bir ızgara ortamı oluşturulur. Ajanlar rastgele durumlar ve konumlarla başlatılır. Daha sonra etkileşim kuralları açısından ajanlar enerji kazanmak için konumlarından kaynak tüketir. Ve ajanlar kaynak bulunabilirliğine ve diğer ajanlarla rekabete göre hareket eder. Ajanlar enerji düzeylerine ve sağlıklarına göre çoğalır veya ölür. Stokastik elemanlarda ise kaynak
bulunabilirliğinde ve etken davranışında rastgele değişimler oluşturulur. Doğal afetler veya hastalık salgınları gibi rastgele olaylar da meydana getirilir. Geri bildirim mekanizmaları bu durumda olumlu geri bildirim açısından kaynak şeklinde zengin alanlar daha fazla etken çeker. Bu da daha yüksek tüketime ve potansiyel tükenmeye yol açar. Olumsuz geri bildirim içinde aşırı kalabalık kaynak bulunabilirliği azaltılır ve bu da etken dağılımına ve veya ölüme yol açar. Sızan ortaya çıkış mikro düzeydeki değişimlerin daha yüksek düzeydeki ortaya çıkan özellikleri tamamen bozmadan makro düzeydeki davranışları etkilediği olguyu ifade eder. Bu kısmi bağımsızlık değişen ortamlarda hayatta kalmak için çok önemli olan uyum sağlama ve sağlamlığa olanaktadır. Canlı organizmalar genel istikrarı korurken çevresel değişikliklere uyum sağlayabilmelerini şartlandırmak için sızan ortaya çıkışı optimize etmek üzere çeşitli mekanizmalar geliştirir. Bu mekanizmalar genetik, biyokimyasal, hücresel ve sistemik düzeyler olarak kategorize edilebilir. Genetik düzeyde mekanizmalar, örneğin genetik çeşitlilik, bir popülasyondaki genetik yapıdaki değişkenlik, bazı bireylerin değişen koşullar altında hayatta kalabilmesini ve gelişebilmesini sağlar. Mutasyon ve rekombinasyon ise rastgele mutasyonlar ve genetik rekombinasyon işlevselliği üzerinden evrim için ham madde sağlayan yeni varyasyonlar sunar. Burada evrimsel avantajı değinecek olursak, uyum sağlayabilirlik, yüksek genetik çeşitliliğe sahip popülasyonlar yeni ortamlara hızla uyum sağlayarak hayatta kalma şanslarını arttırabilir. Sağlamlık, genetik yedeklilik bazı genler mutasyonu olsa bile temel işlevlerin korunmasını sağlar. Örnek olarak bakterilerdeki genetik çeşitlilik antibiyotiklere hızlı adaptasyona izin vererek mikro düzeydeki genetik varyasyonların popülasyonun makro düzeydeki hayatta kalmasını nasıl etkilediğini gösterir. Biyokimyasal düzeye gelecek olursak burada mekanizmalar, metabolik yollar, yedekli alternatif yollar ve organizmaların farklı koşullar altında metabolik işlevlerini sürdürmesini sağlayan yedekli yollardır. Geri bildirim düzenlemesi ise biyokimyasal geri bildirim döngüleri, enzim aktivitelerini ve metabolik akışları ayarlayarak homeostasın korunmasına yardımcı olur. Evrimsel avantajda da esneklik, alternatif metabolik yollar, kaynak kullanımında esneklik sağlayarak organizmaların çeşitli ortamlarda gelişmesini sağlar. Kararlılık, geri bildirim düzenlemesi, biyokimyasal dengeyi koruyarak metabolik süreçlerdeki felaket niteliğindeki başarısızlıkları önler. Hücresel düzeyde ise mekanizmalar, hücre farklılaşması, uzmanlaşmış hücreler farklı işlevler gerçekleştirerek organizmanın çeşitli performansını optimize eder. Hücre iletişimi, sinyal yolları hücrelerin aktivitelerini koordine etmelerini sağlayarak doku ve organ düzeylerinde tutarlı davranış sağlar. Burada evrimsel avantajı değinecek olursak, verimlilik, uzmanlaşmış hücreler görevleri farklılaşmamış hücrelerden daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilir ve organizmanın genel işlevselliğini arttırır. Koordinasyon, etkili iletişim hücrelerin uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayarak doku ve organ bütünlüğünü korur. Burada örnek olarak çok hücreli organizmalarda kök hücrelerin çeşitli hücre tiplerine farklılaşması, dokuların ve organların en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Son olarak sistemik düzeyde ise mekanizmalara örnek verecek olursak, organlarda yedeklilik, birden fazla organ benzer işlevleri gerçekleştirebilir ve arıza durumda yedek sağlayabilir. Sistemik düzenlemede hormonal ve sinir ağrıları farklı organların aktivitelerini düzenleyerek genel homeostazı korur. Buradaki evrimsel avantaj, dayanıklılık, yedekli organlar ve sistemler hasara veya hastalığa karşı dayanıklılığını sağlayarak hayatta kalmayı sağlar. Uyum, sistemik düzenleme, organizmaların fizyolojik tepkilerini çevresel değişikliklere uyarlamasını sağlar. Örnek olarak insan vücudunda solunum ve böbrek mekanizmaları da dahil olmak üzere kan pH'ını düzenlemek için birden fazla sistem vardır. Ve bu da sistemik yedekliliği gösterir. Evrimsel bakış açısından değerlendirecek olursak, sızan ortaya çıkış için optimizasyon birkaç önemli avantaj sağlar. İlki, denge ve uyum sağlamayı dengeleyen mekanizmalara sahip organizmaların çevresel dalgalanmalara dayanma olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilir.
İkincisinde ise nesiller boyu işlevselliğini koruyarak bu organizmalar daha büyük üreme başarısı ve gen yayılımı sağlar. Son olarak da türler daha geniş bir ekolojik niş yelpazesinden yararlanabilir ve bu da uyarlanabilir radyasyona ve türleşmeye yol açar. Canlı organizmalar genetik, biyokimyasal, hücresel ve sistemik düzeylerde mekanizmaları gerçekleştirerek sızan ortaya çıkış için optimizasyon yapar. Bu optimizasyon mikro düzeydeki hassasiyet ile makro düzeydeki sağlamlık arasında bir denge sağlayarak uyum sağlama, istikrar ve hayatta kalma konusunda evrimsel avantajlar sağlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.